hayatına denen psikolojik uygulayacak. Doğanköy Mahallesi'nde Expo alanının yanında yaşıyorum ailemle birlikte. Köyümüzde, köyümüze yakın yerlerde çadır kentler ve konteyner kentler kuruldu. Kurulan çadır kentlere ve konteyner kentlere bizim yerleşimimiz konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bugün 26. gün. Konteyner kent kurulmaya başlandı. İki hafta oluyor. Kurulmaya başlandığı günden beri biz köyümüzün içerisine, kendi toprağımıza kurulan konteyner kentlere yerleşmek için başvuruda bulunuyoruz. İlgili kişi adı Ali Bey'miş. Biz öyle öğrendik. Bize bugün gidin, yarın gelin. Bugün sabah işim var, öğleden sonra gelin. Öğleden sonra gidiyoruz, yarın gelin şeklinde sürekli bizi erteliyor. Biz orada kalabilmek için gittiğimizde aynı zamanda geçen süre içerisinde çok fazla gittik çünkü. Yavaş yavaş konteynere yerleşen aileler olduğunu gördük. Onların alınabilip bizim alınmamamız, hatta tarih bile vermiyor. Hani bugün git yarın gel, isim alıp numara alıp hani daha sonra arayacağız bile demiyorlar. Bizi oradan en çabuk nasıl gönderebiliriz'in çabasındalar. Yaşayan aileler var ve bizim orada kalmamıza izin vermiyorlar. Kendi köyümüzde çadırımız da yok. Gelen çadırlar nereye gidiyor bilmiyoruz. Konteynerimiz de yok. Artık evimizin önüne kuralı mı geçtik? Biz müstakil evlerimiz var, bahçelerimiz var. Eğer olsa biz oralarda da kalabiliriz ve daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Onları geçtik, biz konteyner kentte kalmak için bile çaba sarf ediyoruz ve alamıyoruz. Bizim konteyner kentle aramızda 50 metre var ve ben orada kalamıyorum günlerdir. Kayınbabam böbrek nakli olduğu immünosupresif bağışıklığını baskılayan ilaçlar kullanıyor. Şu an toplu alanda yaşaması bile risk ama biz o toplu alana bile girmekte zorlanıyoruz. Kaldığımız yeri görseniz zaten 26. gün ama bir çadır yok, kendimiz kurduğumuz direklerle etrafına naylonlar çevirmeye çalıştık. Bunun ileride yağmuru var. Şansımıza yaklaşık 15 gündür yağmur falan yok ama ileride yağmur yağdığında altımızdan su da girecek. Kalacak yer konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. Burada çözülmüş bir şey yok. Gelen yardımlar dağınık bir şekilde dağıtılıyor. Belli bir koordinasyon yok. Muhtarlar çok kötü çalışıyor. Bizim muhtarımız kendisi Emin Yıldız, adını da veriyorum. Ailesi gidip bakılsın. Evleri, depoları kontrol edilsin. Yumurtalar geldi. Kolilerce yumurta geldi, komşularına bile vermedi. Sonradan bir de istiyorsanız size bir de yumurta göndereyim şeklinde yakınlarıma da böyle alay eder gibi konuşmaları oldu. Sigara paketleri, yardım tırları, haberimiz bile olmadı ilk günlerde gelenlerden. Barınma dışında yardımları söyledim. Onun dışında da bir sürü sorunumuz var. Eğer Hatay halkından değilsek biz sahip çıkmış olabiliriz. Biz Hatay halkının içerisindeysek bize kimse sahip çıkmadı. Gelmedi. Biz 3 gün boyunca hani bir ekmek, bir kahvaltı, bir çorba, herhangi bir şey görmedik. Bulduğumuz abur cuburlarla çocuklarımızı hani bir süre oyaladık. Kesinlikle hiçbir şekilde yardım gelmedi. Çadırda soğuk yani, ne kadar soba da olsa. Hani neden konteynerler kurulmuyor? Kuruluyorsa da neden herkese sıra gelmiyor? Benim 2 tane çocuğum var. Ya çadırın içi görünüyor zaten. Her şey ortada, darmadağınık. Böyle bir hayat. Tabii çekiyoruz, çok çekiyoruz ama yine buradaki arkadaşlar sağ olsunlar çok şeyi hallettiler. O yüzden idare etmeye çalışıyoruz. Ve çadır alamadık. Ben otelden dönüp Antakya'ya girdiğim zaman bütün noktalara uğradım ve 2 tane çocuğumu gördükleri halde bir tane çadır bile alamadım. Ve yerleşemedim bir çadıra veya konteynere. Hiçbir yere ilk gün arabada uyudum. Çocuklarımla beraber soğukta tabii. Sonra burada arkadaşlar yine el birliğiyle derme çatma bir çadır yaptık. Öyle içinde kalmaya çalışıyoruz. Kötüydü. Bir çadırın ne değeri var ki? Değil mi? Ne kıymeti var? Onu bile bulamıyorsan çok vahim bir durum yani.
Neden aç bırakıldık? Neden çocuklarıma kıyafetler gelmedi? Neden ben şu anda evimin durumundan haberdar değilim? Ne olacağım meçhul? Ve neden bütün insanlar şu anda iş arayışında ve bulamıyor? Bizi bu noktadan başka hiçbir yerden bir şey ulaşmadı. Hiçbir yerden bir şey ulaşmadı. Dün gittiğimiz çadırlarda da buradaki sadece konaklayan çadırlara yardım veriyoruz diye bizi geri çevirdiler.